hali bu hafta tekerlekli sandalye basketbol takımımızın genç oyuncuları Ahmet ve Mehmet'in evine konuk olacak. Şimdi onların dikili taştaki kapılarının önündeyiz ve zili çalıyoruz. Biziz. Biz geldik. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Ahmet Bey. Merhaba. Hoş bulduk. Girebilir miyiz içeri? Tabii, buyurun, buyurun. Tabii, teşekkür ederiz. Öncelikle çok teşekkür ederim bizi evinize misafir ettiğiniz için. Biraz zor oldu aslında. Hani böyle izleyenler aman ne güzel Burcu hemen aramış Ahmet'le Mehmet'i gelmiş gibi düşünmesin. Ne kadardır konuşuyoruz? 1,5 ay falan oldu. 2 ay falandır. Size gelmeye çalışıyorum. Ya sen bir yere gidiyorsun ya bir şeyler oluyor falan. Hatta en son şey dediniz de çok güldüm. İşte bir hafta sonra görüşürüz gibi bir şey konuştuk. Siz de zaten dediniz evi anca temizleriz hani o zaman gelin falan diye. Ama en sonunda bunları açtık geldik neyse ki inanamıyorum. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim. Madem öyle hemen seninle başlayalım. Gözlerimin içine bakıyorsun ne soracak acaba diye. Hiç kendinizi de kasmanıza gerek yok. Gayet hani sohbet eder bir şekilde. Hiç anlamayacaksınız bile size hani garanti veriyorum. Bu bir saat geçecek. Öncelikle günlük hayatta neler yaptığını sorayım sana. Mesela kaçta kalkıyorsun? Kaçta yatıyorsun? Neler yapıyorsun? Bir gününü nasıl geçiriyorsun antrenman dışında? Biz Ahmet'le sabah 10'da Sabah 10'da Ahmet'le uyanırız. Ben çayın altını yakarım. Sonra Ahmet'i uyandırırım. Ahmet ekmek almaya gider. Ahmet gelene kadar ben tüm kahvaltıyı hazırlamış olurum. Oo. Bayağı hamalatsın galiba. Evin aşçısı benim. Maşallah. Ondan sonra kahvaltımızı yaparız. Sonra Bülent abi gelir bize antrenmana gitmek için bizi alır. Antrenmana gideriz. Antrenmandan dönüşte yemek yemeye gideriz. Yemek yedikten sonra hayatımız hep düzenli yani. Hı hı. Hep saatlerimiz belli. Saat 5'te falan evde oluruz. Eve geldiğimiz gibi direkt uyumaya gideriz. Ondan sonra çamaşır, antrenman kıyafetlerimizi makineye atarız, yıkarız. Ay nasıl düzenli, nasıl tertipliler. Ondan sonra 9.30-10 gibi yine uyanırız. Sonra akşam yemeğini ben hazırlarım. Ahmet yine ekmek almaya gider. Ahmet ekmek alıyor sadece. Ahmet ekmek aldıktan sonra yemeğimiz hazır olur, yemek yeriz. Sonra Ahmet oturur, ben çay içerim. Ahmet çay içmez çünkü. Televizyona bakarız beraber, sonra uyuruz. Kaçta yatıyorsunuz mesela o kadar uyuduktan sonra? Mesela 5 saat ya, falan uyuyorsunuz, 4-5 saat ya, kalkıyorsunuz. 12'ye kalmamaya çalışıyoruz ama. Ha iyi, uyuyabiliyorsunuz yani onun üzerine. Uyumasak bile kız arkadaşımız da olacağız telefonda. Yani biz yerler yapıyoruz. Ha, konuya hemen girdi. Hani ben bu kadar erken girmeyecektim kız arkadaş konularına ama neyse o zaman biraz es verelim. Ondan sonra geçelim bu kız arkadaş tabii konularına. Bir de Ahmet'e soralım. Aynen. Ahmet ne söylemek istiyor? Ahmet ekmek almaktan başka bir şey yapıyor musun gün içinde? Gün içinde başka ne yapıyoruz? İşte Mehmet'in de söylediği gibi televizyon izliyoruz devamlı. Hani beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. Zaten Mehmet kendisi bahsetti, telefonda sevgilimizle konuşuyoruz. Kendi adına konuş diyorum. Ben sadece televizyon izliyorum. Ay kıyamam yok mu senin sevgilin? Yok, bende niyet yok şimdi. Şimdilik. Böyle yani, Mehmet'in söylediği gibi maraton bir hayat yaşıyoruz zaten. Sabah saat 10'da kalk, antrenmana git, antrenmandan sonra yemeğimizi yiyoruz. Sonra eve gelmemiz saat 5'i buluyor. Mehmet'in hani söylediği, eve gelip hemen bir uyuyoruz dedi. Hani şu kendimizi toplamak amacıyla bir saatlik falan hani böyle sadece dinlenmek böyle uyku da değil. Gözleri dinlendirme gibi. Gözleri dinlendirme hani böyle bir vücudu dinlendirmeye çalışıyoruz. Ama gözü çalışıyoruz. Dinlendirirken horlama da var tabii bunun içinde. Yani horlama demeyelim de ona. Şimdi sen bunun üzerine belirtisi. Gittiğine göre horluyorsun demek ki. Yok bende yok. Horluyor mu? Mehmet'te biraz var. Ben yastık düştü. Hep öyle olur. Şey, boynum yamulmuş, o yüzden orladı. Kimse kabul etmez. Burnum da et var. Tabii top geldi falan işte. Tabii, burnun kemik bir işte yamuldu falan, o yüzden orluyorsun. Niye orluyorsun? İnsan neden orlasın ki? İyi güzel, kabul etmeniz iyi oldu. Kız arkadaşın biliyor mu orladığını? Kız arkadaşım biliyor. Nereden biliyor? Telefon açıklamış dün geçen akşam. Konuşurken. Oradan... Aynen. Çok yoruluyorsunuz ama antrenmanda çünkü gerçekten çok fazla efor sarf ediyorsunuz. Şimdi siz yoktunuz, siz bu sene geldiniz takıma. Hı-hı. Ben geçen yıl sizin takımla basketbol oynadım. Canım çıktı. Şimdi o sandalyeyi kontrol etmek bir zor. Sandalyedeyken şimdi istem dışı belimi kaldırarak sayı atmaya çalışıyorum. O zaman araba gider.
Araba gitmiyor. Neyse ki hiç düşüp rezil olmadım. Yani ayaklarım havaya kalkmadı ama çünkü çok acemiyim. Ama o belimi zorlamaktan bir hafta belim ağrıdı, kolum ağrıdı falan. İnanılmaz zor bir spor. Siz de bu sporu her gün 2 saat, 2,5 saat yapıyorsunuz. Çok normal eve gelip öyle bayılmanız, yatmanız yani. Bayağı bir zor. Peki nasıl başladın basketbola? Ne zaman başladın? Ben basketbola... Biraz daha yaklaştıralım. Bundan bir 6-7 yıl önce Şanlıurfa Batlıgöl'de geziyordum. Şanlıurfa'nın kulüp başkanı tarafından tesadüfen tanıştık. Beni bu spora yönlendirdi. Allah ondan bin kere razı olsun diyorum. Tesadüfen söyledim, evet böyle bir takımımız var dedi. Yapmak ister misin dedi. Baktı işte kollarıma, sen bu sporu iyi yaparsın falan. İlk gittiğimde ben bu sporu yapamam dedim. Bindim arabaya. Biniş o biniş zaten. Sonra inemedim bir sonra daha. Sonra da hiç inemedim. Ama çok çalıştım. Hani çok istedim. Böyle araştırdım. Merak ettim. Sonunda yani hedeflerime yavaş yavaş gidiyorum inşallah. Peki çok zorlanmış mıydın ilk başladığında? Çünkü zaten sırf o sandalyeye hakim olmak çok zor bir şey. Ya ilk başladığımda çok tesadüfe gidiyordum. Çünkü hep böyle bakıyordum. Hepsi engelli abiler. Diyordum acaba bunlar ne iş yapıyor? Hani sadece bu sporu mu yapıyorlar? Hani sonra baktığımda baktım ki bu sporla herkes yani bir tam böyle bir kendine gelmiş. Başka bir iş düşünmüyorlar. Herkesin işi olmuş mu? Ben de o saatten sonra sadece işim yaptım. Öyle oldu senin de. İyi ki de olmuşsun. Ne kadar olmuş. Güzel bir şey ya ki basketbol da benim en sevdiğim iki spordan bir tanesi. O yüzden çok çok da saygı duyuyorum bu kadar zor bir şey yapabildiğiniz için. Yani her baba yediğin yapabileceği bir şey değil gerçekten. Aynen. Yani çok zor, çok fazla konsantrasyon gerekiyor, çok güç gerekiyor. Bir de o kadar sertsiniz, öyle acımasızsınız ki adam yere düşüyor, hiç umurunuzda değil böyle devam ediyorsunuz falan. Çok çok sert ve çok güzel bir spor. Gerçekten çok severim. O zaman bir de Ahmet'e soralım. Ahmet nasıl başlamış? Ya benim bayağı uzun bir zaman oluyor. Ben 12 yaşında başladım. Çok küçüklükten başladım. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle oldu. Zaten sen nerede başladın? Karabük'te başladım ben. 10 yıl Karabük'te oynadım. İşte bu 12. yılıma gidiyorum. Geçen yıl Ankara'daydım. Ankara'dan geldim buraya. İşte bana öneren arkadaşımla biz aynı zamanda aynı yerde aynı arabanın altında kaldık trafik kazasında. O benden yaş olarak daha büyük. O daha önceden başladı. O ara bir de bende daha farklı rahatsızlıklar çıktı. Sonra işte söyledi, gel hani oynayalım beraber. Birlikte hani aynı kaderi paylaşıyoruz zaten. O da vesile oldu sana. Aynen, aynı kaderi paylaşıyoruz zaten. Sonra ben oynamaya başladım. Bende acayip futbol merakı vardı bir de. Ben futbol takımlarına falan giderdim. Böyle hani engelli olduğumu bilirlerdi. Ama hani beni böyle sanki sütten çocukmuşum gibi hep kenarda tutmaya çalışırlardı. Sinirim bozulurdu. Sonra işte basketbola yöneldim. Babam dedi, oğlum sen hani gitme. Senin o kadar engelin yok. Beni göndermezdi. Ben zorla böyle balkonlardan atlayıp kaçıp da giderdim. Ay haylaza bak. Gerçekten öyleydim yani. O yüzden hep kafam falan hep yarıktır. Var yani biraz. Sonra işte kaçıp giderdim. Sonra işte bayağı bir ilerleme gösterdim. Bu sefer artık ben spordan soğumaya başladım. Babam beni zorla gönderirdi. Ben 3 kilometre hatta 5 kilometre ben koştuğum zamanı biliyorum. Antrenmana gitmedim. Otobüsü kaçırdım. Babam beni zorla koştura koştura antrenmana gönderdi. Helal olsun babana. O derecede yani. Sert bir babam. Hani o an çok kızmışsındır muhtemelen evet, babana. Hani içinden saydırmışsındır ama helal olsun. Ne kadar güzel bir şey yapmış işte. O yüzden babama teşekkür ediyorum. Zaten ailem her zaman arkamdaydı. Hala da arkamda. Onları seviyorum. Ama zaten böyle aile desteği olmasa da yani çok zor olurdu herhalde değil mi? Arkanızda böyle bir itici gücün olmadığını bilmek, olduğunu bilmek şu an sizi çok etkiliyordu. Yani bu hepimiz için çok geçerli. Ben arkamda beni destekleyen annem babam olduğunu bildiğim için daha sağlam gidiyorum. Aynısı sizin için de geçerlidir ki hele sporcu için. Sporcu psikolojisi çok farklı bir psikoloji. Normal bizlere göre çok farklı sporcu psikolojisi. Böyle bu sporcu psikolojisini güçlendiren bir ailenin olması da çok önemli. Çok şanslısınız sizi desteklediği için. Yes, demin sizin de zaten söylediğiniz gibi hani biz bir anda sinirlenip bir anda da çok yumuşak bir insan olabiliyoruz yani. Bir merhamet duygusu olabiliyor. Söylediğiniz gibi hani yanımızda arkadaşımız da düşse hani dönüp bakmıyorsun bile. Ama yeri geliyor onu beraber kaldıracağım diye uğraşıyorsun. Hani diğer takım arkadaşıyla beraber aynı yerden böyle kaldırayım hani birden kalksın o da toparlansın devam etsin mücadeleye diye.
Ya böyle güzel bir spor yani. E öyle biraz psikopatsınız ama var yani birazcık. Ya psikopatlık demeyelim de işimizi seviyoruz. Öyle azıcık var yani. Peki hazır mikrofon sendeyken o zaman seninle devam edeyim. Sonra da Mehmet'e vereceğim mikrofonu. Beşiktaş'la yolun nasıl kesişti? Sen Karabük'teydim dedin, sonra Ankara'ya gittin ve Ankara'dan sonra Ankara'da bir yıl kaldın. Evet. Öyle kabaca bir matematik hesabı yaptım. Bir yıl Ankara'dan sonra buraya geldin. Buraya gelmen nasıl gelişti? Kimler vesile oldu? Nasıl denk geldi? Zaten daha önce genç milli takımda Tacettin Hoca'mız yani şu anki Beşiktaş'ın antrenörü başımızdaydı. Hani o zamandan tanıyordu beni. Karabük'ün antrenörü Can Aksu'yla beraber de çok iyi bir arkadaşlar. Hani o zaman Karabük'teyken ben hiçbir şey söyleyemedi bana. Hani gel, hani bende oyna. Hani tabii arkadaşının oyuncusunu çalmak gibi olacak tabii diye. İşte benim de Karabük'ten belirli bir nedenlerden dolayı ayrılmam icap etti. Ayrıldım. Ankara'ya geçtim. Sezon bitti. Tacettin hocamız aradı. İşte düşünür müsün, gelir misin? Öylelik bir vesileyle Beşiktaş'ta olduk. İyi ki geldin, hoş İyi geldin. İyi ki geldik. Bir de Mehmet'e soralım. Mehmet nasıl geldi? Sen nasıl geldin? Sen nereden geldin bu arada? Ben Şanlıurfa'dan geldim. Ha, en başından beri hep Urfa'da oynadın, aynen öyle mi? Burası ilk senin şehir dışı maceran oluyor. Sen nasıl geldin peki? Ya. Uçakla geldim diyecek şimdi. Uçakla geldim, aynen. Ahmet de zaten benim geçen milli takımdan arkadaşım da 2000 oyundan beri aynı milli takımda oynuyordu. Ha, eskiden de tanışıyordunuz. Tabii, aynen. Tacettin Hoca da zaten 2000 oyundan beri, Avrupa Şampiyonası'ndan beri milli takım antrenörümüz zaten. O zaman da hani yani beni seviyordu ama beni alır mı almaz mı hiç şüphe etmedim. Çünkü hani oyun olarak bizi beğendiğini biliyordum. Hani hedefler neresidir? Hani Beşiktaş yüksek kulüplerdir. Abi bir gün bekleyecektim o teklifi. Ben bekliyordum da zaten. İşte kısmet Tacettin Hoca oldu. Zaten ben de çok seviyorum onu. Hani ben de gerçekten emeği çok. Ya ama Tacettin Hoca da sevilmeyecek bir adam değil gerçekten. Hani izliyorsa ona da selam söyleyelim. Aynen. Gerçekten hiç sevilmeyecek bir adam değil yani. Hiç duymadım şimdiye kadar Tacettin Hoca'yı sevmiyorum diyen kişiyi. Çok çok beyefendi, çok efendi bir adam. Sağda hocamız, evet. Sağ dışında bizim abimiz. Hı hı. Yani çok bizi her zaman destekleyen bir insan. İşte kısmet oldu. Geçen sene aradım, evet böyle bir şey vardı. İster misin dedim. Hocam sizin olduğunuz yerde ben seve seve olurum dedim. Zaten Beşiktaş Kulübü de büyük bir camia. Öğret etmek asla. Yani tabii ki yani bu ligin en büyük iki takımından biri. Bir Galatasaray, aynen, var, bir de biz varız zaten. Aynen. Başka takım yok. Yani hani diğer kulüplerimiz de alınmasın ama gerçekten bakıldığı zaman hani oynanılan basketbol seviyesi açısından bu iki kulüp sadece üst düzey basketbol ya, oynuyor. Hani gitmek istedikleri noktalardan iki tabii tanesi ki, burası. Tabii ki. En güzel iki hedeften biriyiz biz zaten. Aynen. O yüzden sen de hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Peki şimdi o kadar sene Urfa'daydın. Urfa'dan çıkıp da hiç bilmediğim bir şehre gitmek böyle bir anda bir de yalnız başına geldin nihayetinde buraya. Hı-hı. O seni zorlamadı mı ya da böyle giderken böyle bir baskı oluşturmadı mı sende? Orada ne yaparım, ne ederim acaba diye. Ya ben bundan önce de hani çok yerlerden teklif alıyordum. Hani çıkmaya korkuyordum. Yani birincisi annem göndermiyordu. Hani yapabilirim, yapamaz mı? Hani en sonunda hani güvendiğim yer olur. Hı-hı. Arkam sağlam dedim. O zaman korkmadım. Bir çıkayım, şansımı deneyim dedim. Geldiğim için de çok mutluyum. Ya ben geçen tatilde Urfa'ya gittim. Bir hafta kaldım. Evet, evet biliyorum. Sen Urfa'ya gittin de biz gelemedik. Urfa'ya gittim. Bu sefer Urfa'da duramıyorum. Anneme diyorum ben eve gitmek istiyorum. Alıştın çünkü alıştım artık. Aynen. O arada evde bir de yemek yapan diyor. Mikrofonunu da verelim. O arada abi. Bir de evde yemek yapan diyor ki hep hazır. Ay bu da kendini düşünüyor ya. Sen de azıcık bir şey öğrensene yemek yapmayı. Ya yetenek yok diyelim. Sadece Allah spor yap demiş işte. Yürü ya kulum demiş, spordan öyle gidiyoruz. Yetenek yok deyip işin içinden çıkıyorsun. Bak sen kötü alıştırmışsın onu. Alıştırma. Ya ben de Ahmet'e yemek yapamıyorum. Ben Ahmet'e başka şeyler de kullanıyorum. Mutfağı temizletiyorum. Dişleri çöp atıyor, ekmek alıyor. Ha, öyle ayak işlerini yaptırıyor. Ayak işlerini yaptırıyor. Bulaşık yıkar. Bulaşık yıkar. Aynen Ahmet o işleri yapıyor. Yani ekmek alıyor, geliyor. Ekmek alıyor. Ayak işlerini ısırıyorsun. Sofrayı kaldırıyor. Ha, sen onları hiç dokunmuyorsun yani. Sen yemek yapıp bırakıyorsun. Ya bir de Mehmet zaten cihaz kullandığı için hani bir şey taşıyıp getirmesi zor oluyor. Onun için de zor oluyor. Hani benim gönlüm de el vermiyor zaten. Bütün işi Mehmet yapıyor. Hani hem yemeği yaptır, hem sofrayı kurdur. Olmaz yani, ayıp. Ha iyi bari, o kadar vicdanım varmış. Tabii, merhametliyiz. Demin konuştuk ya zaten. Evet evet, gördüm şimdi onu gözlerinde. İspatlamış olduğu şimdi merhametli tabii, olduğunu. Tabii biz çok merhametliyizdir. Çok merhametliyiz diyor, kafamı bir çeviriyorum, indiriyor böyle kafama. Peki Mehmet'in en çok hangi yaptığı yemeği seviyorsun? Ya zaten kendisi de
sabahtır devamlı bahsediyor, Urfalıyım Urfalıyım. Urfa'da bir sadece bir et yemekleri yani. Ay, hep çok et mi yiyorsunuz? Çok güzel et yemeği yapar. Yok, sadece et yemeği yemiyoruz. Ha, yemeğin en, yani yararlı bir şey değil her gün et yemek de. En sevdiğim hani yaptığı et yemeklerini çok güzel yapıyor. Gerçekten et yemekleri şahane yani. Yani artık bir ara hani yapıp çağırırsınız artık bu kadar hani söylüyorsunuz da bilmiyoruz hani havada kalıyor. Yapardık aslında hani siz gelmeden önce söyleseydiniz ama işte deplasman var, yola gideceğiz. Ya işin şakası canım, hani bir gün öyle müsait olduğunuzda yaparsak kebap falan yapabiliyor musun? Çiğ yani, köfte. Çiğ köfteyi yapıyorum tabii ki. O zaman bir gün çiğ köfte partisi yapalım. Geçen mesela White'leri yemeye çağırdık. White çünkü Urfa'dan White benim 2 yıllık takım arkadaşım. Öyle mi? Aha. Eşi falan da lahmacun falan bize yemiş de. İşte Mehmet'e söyle yine bize lahmacun yapsın demişti. White'in eşi çünkü lahmacun ve ezmeyi çok seviyor. Ay, sevilmeyecek şeyler değil. Ben de öyle çok seviyorum. Biz de işte onları misafir ettik ikisi. İşte lahmacun çok yapıyorum. Ciğer, Kaan abi falan gelir. Onlara ciğer yaparım. Oo, sen bütün takımı besliyorsun. Ya şey, yemek problemimiz yok yani. Her türlü yapıyoruz. Sen nasıl öğrendin peki onları yapmayı? Kim öğretti? Yoksa öyle baka baka ya, hoşuna gitti. Şimdi Urfa'da ben sıra gezerdim arkadaşlarımla. İşte sıra atıyorum günde bir kişinin evinde, haftada bir kişinin evinde toplanır. Hı hı. Biz... Kadınların yaptığı gün gibi aslında. Bizim de bir yerimiz vardı. Kulüp binamız vardı. Kimsenin evinde yapmazdık. Sadece yemekleri, hı hı, orada yapardık. İşte benim bir tane abim vardı. Hüseyin abi de bir abim vardı. O bana alıştırdı. O yapıyordu. Ben de onun eline dönüyordum. Bir iki yapa yapa sonra işte bana kaldı iş. maşallah öyle. Seni alacak kız yaşadı yani. Yani işte maşallah. Yaşamıştır kesin. Bak kameraya bakıp mesaj veriyor bir de. tamam o zaman biraz da kız arkadaşından bahsedelim. Öyle kameraya bakıp mesaj verir gibi konuştular ya, kaçmadı gözümden. Kız arkadaşından bahsedelim önce. Adı ne? Kız arkadaşımın adı Fatoş. Onunla tanışma hikayemiz. Ay ne güzel, ben sormadan anlatayım. Dünya şampiyonasında beni televizyonda izlemiş. İşte bakmış yakışıklıyım. Ay çok da mütevazı. Yok yok, Allah için maşallah. Hani eli yüzü düzgünsünüz ikiniz de maşallah. Teşekkür ederim. Küçücük de. Gerçi bizim tanışma hikayemiz biraz karmaşık oldu. İşte oradan tanıştık. Olur mu olmaz mı? Ya nasıl, seni televizyonda görmüş? Televizyonda görmüş. Sonra ne yapmış? Facebook'tan falan mı bulup eklemiş? Ya bir yerden Twitter'dan ulaşmış bana. Konuştuk işte. Kendisi Erzurum'da oturuyor. İnşallah babası izlemez. Yok yok canım, bir şey o. Ya Erzurum'da bir sürü Fatoş vardır canım yani. Hangisi değil mi? Biliyor. Hangisi mu? Kim bilir? Biliyor. Ya olsun, kim bilir hangisi? Ama kaç tane Mehmet var Beşiktaş'ta oynayan? Bir de böyle bir şey var. Yok yok, ama şimdi şöyle bir şey var. Yani bilmiyorum, ben baba olsam ki yani hiç öyle bir ihtimalim yok ama ben baba olsam böyle izlesem, kızımın erkek arkadaşı kızımla ilgili bahsediyorsa hoşuma gider. Ha, demek ki bu ciddi derim hani kız arkadaşımla bahsettiğine göre. Ciddi inşallah. Hani bir yüzük müzük de var ama hani. Ya yüzük kendi aramızda şey yaptık da inşallah ya, Haziran'da resmi bağlılığınızı göster. Tamam işte, daha babası da izlesin. Söyledim, ne olacak? Babası olmaz mı olmaz demiş. Yani kimin nesi demiş yani babacığım. Ya bak, yapmayın böyle şeyleri. Oğlumuz çok iyi. Temizlik yapar, yemek yapar. Hani, yakışıklı, sporcu, mesleğini eline almış. Daha ne olsun değil mi? Sana vermeyecek de kime verecek yani? Aynen. İnşallah. İyi olur. Ya en olmadı kaçırırız. Tecrübemiz ya, var. Olmazsa 18, kaçırırız. 18'den büyük değil mi? Büyük büyük. Ha tamam, kaçırırız. 18'den küçükse sakın, aman. Bulaşmayın, suç. 18'den büyükse alırız kızı, geliriz, ne olacak yani? İnşallah o duruma kalmaz ya. Tabii tabii, işin şakası. Yani niye vermesin ya? İkiniz de birbirinizi sevdikten sonra. İnşallah. Öyle Twitter sayesinde yani o senin buldu, ulaştı. Aynen. Sen sonra... de hemen tabii bana kız yazıyor diye böyle konuşmaya başladın. Yok, ilk başta hiç bakmadım ben. Hani kim olduğunu merak etmedim. Sonra bir anda şey yaptım, böyle konuşuyorduk biz. Yine böyle bir gece Ahmet'le oturuyorduk. Erzurum'a gitme kararı aldım bir anda. gittim gördüm. Yani gerçekten de hani daha çok hani hiç böyle içimde kötü bir his yoktu. Aksine daha çok iyi şeyler oldu. Hı-hı. O an anladım yani, o kişi olduğunu hissettim. Şimdi aramız çok şükür iyi. Maşallah, ne kadar oldu? 4 ay olmuştur ya. Maşallah. İşte ondan sonra işte belli bir şeyler yapıyoruz artık. Ailesi de öğrendi. Benim ailem de zaten biliyor. Annem zaten gün sayıyor gitmek için. Gidip alalım diye kızı. Aynen, gidip isteyelim diye. İnşallah olursa, babası da evet derse, ailesi de evet derse olacak inşallah. İnşallah ya, niye olmasın? İnşallah. Aynen. Bir de Ahmet'e verelim. Ahmet anlatsın aşk Ahmet hayatını. Ahmet bu çok çapkındır. Yani... Yok. Tangodan...
Tamam, onları herkese yazar Ahmet. Bunları duyduğuma inanamıyorum yani. Ya mahallede kim oturuyor, kim oturmuyor, herkesi tanıyoruz. Mahallenin muhtarı gibi şurada camda oturup izliyorsun değil mi milleti? Artık maşallahım var yani. İstanbul'a gayet hakim oldum. İstanbul'u artık gayet iyi tanıyoruz, biliyoruz. Böyle yani. Anlat bakalım, sen ne yapıyorsun? Ya ben işte Mehmet'in dediği gibi çok iyi ayak işlerini yaparım. Ondan bahsetmiyorum ben. Anlamazlığa gelme. İşte televizyon izliyoruz. Hadi canım, esas konuya gelelim. Kız meselelerinde yok, ne yapıyorsun? Ya. Yok şu anda. Tam yok da. Normal böyle hani böyle normal arkadaşım tabii var. Yok değil. Normal arkadaşımız hani var. Normal arkadaşın ama hani böyle seviye atlayabileceğin normal arkadaşın mı? Yok, yoksa şu ömür anda boyu yok. O benim dünyanın bacımdır dediğin mi? Ya o da değil, o da değil. Ya bacı da demeyelim de arkadaşım yani sonuçta. Hani şimdi ileride kankalar, mesela yani bir ilişkin yok olabilir yani. Ya olmaz da ama arkadaşım yani. Bak net bir cevap veremiyor. Ya şimdi ne diyeyim? Bu tango meselesi ne? Tangodan yürüyormuşsun millete. Yo, yürümüyoruz ya. Ben bekliyorum, sonra işte yürüyoruz beraber birlikte. Sonra işte hiç İstanbul'u bilmiyoruz şimdi. Bir dakika, şimdi kızları tavlamak için ne yapıyorsun? Gerçekten merak ediyorum. Mesela saçları ilk biriyle değiştirdik. Ya telefonla konuştuğun, yazıştığın kadın nereden görsün senin saçını? Ya illaki resimlerimiz var sonuçta. Ya tamam, sonradan ama. Şimdi ilk mesela yazarken diyelim ki ben senin listende bulunan biriyim, tamam mı? İlk bana ne yazıp sohbet açıyorsun mesela? Sen olursan mesela direkt yazacağım şey çok güzelsin diye tanışabilir miyiz? Ay canım yani benim. Hani öyle mi yapıyorsun kızlara yani? Ya şey, güzel olanı güzel diyoruz tabii. Ne yapıyor? Ya siz durum ne paylaşmışsa durum yapıyorsunuz ya. Hı-hı. Kesin ya ona yorum yapıyor. Ha, onunla ilgili bir şey yapıyor. Ha, ya da size şey diyor. Mesela benimkinde miyav yazıyor. WhatsApp'ta miyav yazıyor. Ben şey ağlarım oradan yani, o zaman ne olacak? Ya ona yorum yapar ya da size şey der, sadece sizi yazıyorum. Yani, tabii tabii ama listeye bir bakıyorsun 30 kişiye daha yazmış aynısı, bir de copy paste yapıyor böyle kopyalayıp yazıyor. Sabah işte evi temizliyoruz, diyor ki kanka diyor bugün tangomu temizledim diyor, ben de konuşmanları sildim diyor. Ha, iyi yani cevap geliyor, reaksiyon geliyor tabii yani. Cevap geliyor işte, Ahmet arada bir buluşmaya gidiyor. Buluşma adresi zaten Mecidiyeköy'de şeye gidiyor, Cevahir Asya Merkezi'ne gidiyorlar. Zaten eve gelmeyecek diye korkuyordum. Ya cidden dikkat et ya, böbrek taciri çıkar, bir şey çıkar. Yani öyle kalabalık yerlerde ya buluş yani. Şey nasıl söyleyeyim, bir de ya İstanbul'u hiç bilmediğimiz için hani yanımızda bir gezdiren insan illaki istiyor çünkü. Ya yavrum çünkü beni ara, ben gezdiririm seni öyle. El alemin karısına kızına şey yapmaya gerek yok yani. Tamam, bundan sonra tangomu siliyorum. Biz Burcu'yu da gezmeye gideceğiz. Bundan sonra boş vakitlerimde gezdiririm ben tamam, seni ya. Tamam, sözünü aldık o zaman tamam, kameraların da önünde. Tamam, hiç sıkıntı. Bak tamam, zaten o kadar yakınmışız ki. Aynen, yani kapıdan aynen girer girmez direkt Ahmet ve Mehmet'e şunu söyledim. Yani boş odanız var mı bana kiralayacağını? Navigasyondan baktım. Bizim kanala sadece 350 metre gösteriyor. Yani evet, 350 yakın metre hiçbir şey değil. Hani taksiler falan küfür ediyor zaten. Kanaldan taksiye bir buraya gelince. Aynen. Hani oraya gidilir mi diye. Bayağı güzel de bir yerde oturuyoruz yani. Ya güzel yer. Salona mesela yürüme 15 dakika. Taksiye biniyoruz. Ya taksi hani orası mı diye şöyle bir arkaya tekrar dönüp tabii, soruyor. Tabii, öyle hani oluyor. Yakın mesafe almıyor ama taksici abilere de söylüyorum, biz engelliyiz. Alın lütfen yani. Yani yazıktır bize. Yok ama işte umursamıyorlar ya. Ben öyle o kadar çok kavga ediyorum ki o taksicilerle. Kısa mesafe diye söyleniyor, fiş vermiyor. Fiş almam lazım. Fiş vermez. Yakın mesafe diye söylenir. İstediğin yoldan götürmez, gezdirir. Doğru. Çok yani çok zor. Yani eğer yakınlarda bir taksi durağı varsa orayla aranızı iyi tutup sürekli oradan şey yapın. Hani sen mesela kızla buluşmaya gideceğin zaman falan o duraktan çağır. Hani alışsınlar, burada böyle bir çocuk var. Biraz da çapkın, taksi çok kullanıyor. Hani kısa mesafe laf etmezler o zaman. Biz zaten ne zaman çıksak taksi bulamayız. Ya öyle bir şey var. Ne yazık ki. Yani öyledir. Bir şey beklersen gelmez, beklemeyince aynen öyle gelir. Ya. Bir şanssızlık var yani üstümüzde gerçekten. Aynen. Hani beklemeyelim. Normal hani antrenmana giderken bizi Bülent abi alıyor. Bülent abi için biz dışarıya çıkalım. Milyon tane taksi geçiyor önümde. Ama Bülent abinin bir gün işi çıkıyor, gelemiyor. Veya hani geç geleceğini söylüyor. Biz erken gidelim diye çıkıyoruz. Taksi bir tane taksi geçmiyor. Geçse bile hepsi dolu. Yani artık ne yapalım, yapacak bir şey yok o anlamda da. Peki
Şimdi siz daha bu sene katıldınız. Herkesi tanımıyordunuz önceden değil mi? Herkesi tanıyor muydunuz? Güzelmiş o zaman. O zaman hiç adaptasyon problemi yaşamadınız. Direkt öyle hazır takıma geldiniz yani. Söylediğim gibi işte ben daha önce zaten Karabük'te oynuyordum. Karabük'te uzun zamandır Süper Lig'de, Beşiktaş'ta aynı dikte oynuyordu. Yok yok, hani böyle tanışıklık anlamında tamam da hani aynı takımda olup böyle yakın olmak biraz daha farklı şey olduğu için. Hani o anlamda söyledim aslında tanıyıp tanımadığınızı. Benim Mehmet de var işte. Mehmet'in Vahit de var. Daha önce işte milli takımdan benimle beraber var. Başka da Cafer'le var eskiden benim. Sonra Yasin Cırgoğlu'yla var. Tabii. 2006'da mesela biz Yasin Cırgoğlu'yla aynı dönemde milli takımda oynadık. Cafer Yumuklu ile 2008'de beraber oynadık. 2010'da Mehmet'le beraber oynadım. Sonra Taceddin Hoca geldi 2010'da. Ya bayağı uzun sene işte milli takımdan emekli olacağız galiba. Bugün işte zaten ya peki 2006. Milli takımda olmak nasıl bir şey ya? Yani herhalde bir sporcuyu çok çok gururlandıran bir şey olması lazım milli takım. Ya işte söylediğiniz gibi zaten. Ya tam böyle kalbinizin üstünde o ay yıldızı taşırken insan gerçekten çok gururlanıyor. Ve hani Türkiye'de bir şampiyonluğu düzenlendiği zaman hani o seyirci, o taraftar, ya herkes senin dilini biliyor en azından. Herkes Türkiye diye bağırıyor. Herkes bir amaç peşinde. Ya çok güzel bu duygu. Gerçekten hani anlatılmıyor. Yaşanması gerek. Ne yazık ki hiç öyle bir şey yaşayamayacağım ama hani tam olarak hiçbir zaman anlayamayacağım ama böyle hani siz anlattığınızda bile ben gerçekten çok duygulanıyorum yani. Milli takım herhalde yani bir sporcunun en büyük amacı olimpiyata gitmektir. Olimpiyatın bir altı da kendi milli takımında oynamaktır. Yani hani sanıyorum böyle gidiyor değil mi hedefler? Yok, bizde mesela Tekirdağ Sanayi Basketbolu'nda Avrupa şampiyonası, işte dünya şampiyonası, ya olimpiyatlar. Milli, yani zaten ha, milli takımın takım zaten ardından gelen şeyler oluyor onlar yani. Olimpiyatlar yani, vesaire. İşte Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası işte biz Mehmet'le beraber gördük. Nasip olursa işte olimpiyatlara gideceğiz yani. İnşallah. Ya şimdi hedefler gerçekten sporcunun hiç bitmez. Hani Urfa'dayken şampiyon olalım. İşte bu senelikten düşmeyelim. Milli takımda işte üçe girelim, hedef yapalım. Bu sene benim Ahmet'in geçen sene yaşında oldu. Benim de genç milli takımda bu sene yaşımda oldu. Şimdi hedefimiz... Siz kaç yaşındasınız ya? Ben 22 yaşındayım. Ay sen? 24. Aman! Nasıl geçen sene bırakmış oluyorsun? Yok, 2 sene oluyor. 2 sene. Ha, 22'ye kadar oynanıyor aha yani. Ben de işte dünya şampiyonası gördüm. Bıraktım işte. Emekli oldum. Emekli oldum. Dünya şampiyonası görmüşsün canım. Aynen. Yani. Yani şimdi işte yani biz çalışıyoruz. Hedefimiz de inşallah ben Ahmet'le. Hani biz geceleri konuşuyoruz. Bizim milli takım alırlar mı? Aa, milli takımda olmak. Hani biz gerçekten istiyorsanız. Şu an milli takımın başında kim var? Zeynep İncesi var. Galatasaray'ın hatırlığı. Ha, anladım. Kendisini pek sevmiyorum buradan da. Hani sallamak da istemiyorum ama pek sevdiğim biri olmadığı için öyle bir anladım deyip bir cevap verdim. Neyse tabii onun da öyle çok başarılı, iyi bir takımı var. Onların da devam etsin başarıları. Yani ne tabii diyelim? Tabii ki. Gözümüz yok. Tabii ki canım. Yani ki gerçekten artık hani Avrupa'da çok iyi konuma gelmiş bir takımı var. Ama hı-hı, yani genel olarak o antrenörün tavırlarını ben çok fazla sevmediğim için. O zaman hı-hı, birazcık da kendinize neler yaptığınızdan bahsedelim. Yani işte mesela saçınıza kaç dakika ayırıyorsunuz? İşte aynada ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Aman saçım böyle olmadı. Dur bir kafamı yıkayayım da sonra bir daha jöleliyim falan filan. Hani ne kadar sürüyor? Ne yapıyorsunuz onlarda? Ya şimdi Ahmet saçını yapamaz. Ama her gün de gider saçını yapmaya. Gider yapar. İşte odama gel. Mehmet nasıl olmuş? Olmamış derim. Gider kafasını yıkar. Yine gider saçını yapar. Ya kanka gel sen yap diye. Sonra sen yapar. Nasıl yapıyorsun? Sonra ben yapıyorum. İşte baksıyorum. Ahmet'in saçları şey gibi. Horoz gibi. Yani çok değişik bir stili var ama alıştım. Yok yakışıyor ona ama bayağı yakışıyor. Zaten ilk geldim Ahmet falan beni tıraş yapardı. Makinemiz her şeyimiz var biz beraber. Birbirinize öyle şey yapıyorsunuz aynen, yani yardım şey yapmıyoruz değil mi? Senin ne kadar sürüyor? Senin benim, de hepsi dik dik. Ben 30 saniye sürmüyor. Hmm. İlk önce Ahmet'in saçları yapıyorum. Ellerim aksırken kendi saçıma geçiyorum. Bu çocuk bayağı becerikli ya var. El yordamın iyi yani. Amratlıyım biraz ya. İyisin iyisin. Börek falan da yapabiliyor musun? Börek yapamıyorum yok. O kadar değil. Ben öğretim o çok kolay. Hazır yufkayla ama. Ha, onu biliyorum canım. Hazır yufkayla öğretirim yani çok kolay. Onu yapıyorum canım. Ama daha yapmadım. Burada yapmadım. Peki siz ne kadar sürede bir dip boyası yapıyorsunuz Ahmet Bey? Ya zaten göründüğü üzere dibim geldi.
Yok, sadece ucunu boyattım ben. Yok yok, şaka yapıyorum. Belli zaten değil mi? Sadece ucunu boyattım. Dibim geldi zaten. Kaan Dalay ekolünden yetişmiş biri. Kaan da biliyorsun yani ölüyor saçları için. Bilmiyorum, hani herhalde saçını falan bozsan olay çıkarır diye tahmin ediyorum ben. İllaki. Öyle bir şey. Çünkü mesela röportaj yapmaya falan gidiyorum, yanına düzgün mü saçın Burcu falan diyor. Düzgün düzgün diyorum, çok iyi olmuş. Bir de uzun uzun saçları, her birini dik dik yapıyor. İşte röfle falan attırıyor saçlarını, bir şeyler yapıyor. İnanılmaz özeniyor saçına. Ben öyle özenmiyorum yani. Ya şimdi mesela bir bayan gözünde işte kalem aktığı zaman sıkıntı yaşar. Ya biz erkeklerin... Benim hiç umurumda değil, biliyor musun? Aa, akarsa aksın ne olacak diyorum. O zaman bir ıslıyor. Şey, biz erkeklerin de mesela saçı çok önemlidir yani. İlla ki hani insan içine çıkıyoruz sonuçta, hani maçlarımız oluyor. Efendime söyleyeyim, işte gezmeye gidiyoruz. Mesela işte. Sonra tangoda konuştuğun kız fotoğraf istiyor. Hemen böyle bir ön kamerayla fotoğraf çekip yolluyorsun. Yok, falan. Yok, hazırlardan atıyorum genelde. Daha önce çekilmiş olanlardan. Yani o yüzden tabii ki önemli dış tabii. Görünüş. Tabii. Peki bu sakal ve sakalsızlık mevzusuna nasıl karar veriyorsunuz? Ben hep sakalımı keserim. Ben her zaman tıraş olurum. Memur gibiyimdir ben. Ya devlet memuru gibi. Aynen. Ben mesela düşünüyorum, erkek olsam herhalde hiç kesmezdim. Yani bir de sporcu olsam hiç kesmezdim yani. Bilmiyorum Ahmet. Ahmet sakal uzatmayı seviyor, ben sevmiyorum. O da tabii ki tarz meselesi. Tarz. Yani. Ama bak, böyle kız arkadaşının ailesine daha güzel bir izlenim veriyorsun. Böyle tabii. Derli toplu düzgün bak. Tıraşlı. Görüyor musun? Çocuğum. Hani bir şuna bak, bir şuna mı kız verirsin? Hani bir buna mı verirsin? Buna tam verirsin. Tam ben diyecektim. Hani buna verirsin. Şuna bak, bir şuna bak diye. Hani cidden öyle yani. Güzel örnek. Tam ev arkadaşını da çok iyi seçmişsin. Böyle hani kötünün yanında böyle hani iyi, daha çok böyle sıyrılır ya aradan. Aynı onun gibi oluyor yani. Ya Ahmet de iyi çocuktur ama. Ya tabii ki canım. Şaka yapıyoruz. Şaka yapıyoruz canım. Aramız iyi ya. Artık hani bir kardeş gibi olduk hani. Peki takımdakilerle nasıl aranız genel olarak? Ya takımdakiler aramız yani abi kardeş gibi, yani hiçbir sıkıntımız yok. Hani hepsi bizi sormuyor. İşte abi bir şey ihtiyacınız var mı? Bir şey lazım mı? Yani aramız çok, yani sahada da abi kardeş gibiyiz. Dışarıda da öyleyiz. Yani böyle hiçbir problemimiz yok. Kızlara nasıl davranıyorsunuz? Yasemin'le Supiye'ye. Ya Yasemin, Yasemin abla gerçekten çok tatlı bir kızı var. Ay evet ya, minicik ve oyuncak gibi çok tatlı ya, saçları başları. Aynen, çok süper adamlar aramız iyi. Yani bir sıkıntımız yok zaten, onlar bizim için çok önemli. Onlar olmasa zaten bir sahaya çıkamıyoruz. Tabii ki onlar puan düşürüyor. Aynen, puan düşürdükleri için. Biliyorum canım kuralları, biliyorum. Aramız iyi ya. Biz vardık. Siz kaç puanla oynuyorsunuz? Ben 4 puanım, Ahmet 4. Ahmet. Aa, siz, sen de 4 puan yani. Yani 4 puan da biraz ciddi yani. Rakibiz. Evet. O yüzden ikiniz aynı anda sahada olamıyorsunuz. Yok, oluyoruz. Ama çok şey yapmak lazım. İkinizi koyup işte Yasemin ya da Supiye'yi koyup düşürmek gerekiyor. Onun dışında mesela Cafer ya da Yasin'i de almak gerekiyor. Ya 4 uzunda oynayabiliyoruz. Biz 4 uzun çıktığımız zaman bazı kadroda. Yok, puan anlamında hani sırf zaten ikiniz 8 puan yapıyorsunuz. Bir 4 tane koyuyoruz. 12,5. 12 pardon. Bir de Deniz abi koyuyoruz. 12,5. Supiye abi de koyuyoruz. Sonra yani düşürüyoruz. Aha. Yani peki tartıklar. Şey, başladığınızda hep aynı mevkide mi başladınız? Yani şimdi devam ettiğiniz mevkiyle aynı pozisyonda mı oynuyordunuz, yoksa yok, değişti mi o zamanla? Yok, pozisyonlarımız değişiyor ya. Taci Etim Hoca değiştiriyor yani. Hani bakıyor yetenekli çocuk. Ay çok mütevazı ya. Gerçekten bir kendine yakışıklıyım diyor, bir yetenekli çocuk diyor. Yani şey, bu hocam nasıl oynatırsa bizi, hocamızı oynatırsa. En çok hangi tarafta peki rahat ediyorsun? En çok hangi bölümde rahat ediyorsun? Ya ben pres yapmayı çok seviyorum. Hani birebir oynamayı çok zevk alıyorum yaparken. Böyle rakibin moralini bozmak falan, o işleri çok iyi seviyorum. Nasıl bozuyorsun rakibin moralini? Hani böyle mesela konuşarak da bir bozma gibi bir şeyiniz var mı? Yapıyor musun? Ya oyunun kontrolü bizde olduğu zaman eksik yapıyoruz. İsmini ya da forma numarasını söyleyip yani bu adam bende, bu adam bende diye tekrarlıyorum. O zaman zaten otomatikman hani moral düşüyor. Evet, düşününce cidden sinir bozucu biri. Biri yanında böyle plak gibi habire Burcu bende, Burcu bende diye bağıracak. Aynen, Burcu bende ama sinirlenip böyle topu atarım kafasına. Ya bir de ben çok hani bağırdığım için belki hiç ağzıma bektikleri gidiyordum. Hiç anlamıyorum bile, o an hissetmiyorum. Ha bazen hızdan düşüyor, hiç umurumda bile değil. Diyorum savunmaya geliyorum. Zaten o adam yeterince bitmiş ya, sonra oluyor. Psikopat deyince de kızıyorsun işte ya. Aynen. İnsan kardeşine onu yapar mı ya? Yapar mı ya? Hepimiz kardeşiz şurada yani.
İnsan bunu bir insan bir insana yapar mı? Yapar. Sahada biz, sahada kardeşlik yok. Ya şaka yapıyorum. Tabii ki yok yani. Aynen. Ama cidden çok sinir bozucu. Biri bana yapsa benim de çok ya bizim en çok sevdiğim şey mesela biz Antalya Ahmet'le şey oluyor. Çarpışıyoruz mesela. Birbirimizi çok sert vuruyoruz. Ama eve geldiğimiz zaman antrenman hiç yok. Tabii. Hani sahada kalıyor bizim için. Tabii ki yani maçta mesela birbirinize kızıp bağırmış da olabilirsiniz tabii, tabii. Ama maç bitti yani unutursun aynen. Kardeşim tebrik ederim dersin aynen. Yani. Hani aynen. Öyledir zaten o işin. Aynen. Ne derler? Raconu. Hani raconu. O işin raconu aynen. Öyledir. Aynen. Yani birbirine trip atma öyle şeyler asla yok. Tabii ki zaten kızla değilsiniz ki birbirinize trip atasın canım. Kız takımında belki atıyorlardır bilmiyorum da yani. Erkek adama niye trip atsın aynen. Mehmetciğim? Böyle aynen. Yani bunu da unutma. Bak duyuyorsun değil mi Mehmetciğim? Trip atma bana. Sen trip atma bana. Nasıl yapma bana? Bak, benim konular çıkıyor. Yemek yaparım, yemek acı. Ben Urfalıyım, hani her şeyim var. Urfa'dan biberim gelmiş, sucuğum gelmiş, her şeyim gelmiş. Diyor ki, yemeğin şu tarafına acı koy, bu tarafına acı koyma. Ben nasıl yapıyorum bunu? O yemek karışmıyor zaten hiçbirbirine. Aynen, ben de tamam diyorum, yapıyorum, bu taraf acısız diyorum. Onu da iyi. Ya acı bence gerçekten dünyanın en güzel şeyi ya. Yemelisin tamam. Yani. Ben aynen. İnanılmaz severim acıyı. Ya ilk başlarda yemiyordu ama şimdi sabah biz yumurta reçeli yiyoruz mesela bizim yörümüze ait yumurta reçelimiz var. Ahmet yumurta ona... reçeli mi? Aha, bizim biber salçası yapıyoruz. Onu biz yumurtanın içine kavuruyoruz. Ahmet ona alıştı mesela. Ha ona yumurta reçeli mi deniyor? Aha, biz yumurta reçeli yapıyoruz. Ondan sonra yani pekmezli yumurtayı çok seviyor Ahmet. Ben yapıyorum. Ay o da biraz bilmiyorum çirkin geldi kulağa ya pekmezli yumurta. Ahmet. Fena. Pekmezli yumurta gerçekten çok güzel. Yani reçelli, biber reçeli atıyor. Biber salçası atıyor daha doğrusu. O olur hani Urfa'da yapılan. Ben salçalı yumurtayı çok severim. Salçalıyı çok ben yaparım. De seviyorum ama biberli olunca biraz... Biber salçalısını da çok severim. Fark etmez. Urfa'dan gelen biber salçasıyla yenmiyor işte biraz. Yani benim de annemin tanıdıkları arkadaşları var Bilecikli. Yani onlardan da bize az işte salça, böyle kuru sebzeler, patlıcanlar falan az gelmemiştir. Az annem, yememişizdir annem yani. Annem pazar günü getiriyor. Annem haftaya gelecek inşallah annem. İşte sipariş verdim, kavurma siparişi verdim. Annemin paklavaya kadar getir dedim bana. Oo yazık günah kadın işi gücü yok sana Urfa'yı taşıyacak buraya yani. Ben olsam derim ki gitmeseydin kardeşim İstanbul'a bana ne ayağını taşımak zorunda mıyım derim yani. Anne tabii kıyamıyor bir de oğlu. Aynen soruyorlar Memoş ne istiyorsun Memoş bunu getireyim mi ben de evet anne getir diyorum. Nasıl getirecek onları kadın şimdi Allah bilir yani. Yok ya 1,5 saat uçakla gelecek. Uçakla gelecek uçaktan sonra ne olacak? Buraya mı eve mi ışınlanacak onlar? Ben gidip alacağım ya. Ha gidip alacaksın. Gücünü göstereceksin tabii yani taşıyıp. İyi o zaman aferin. Kaç kardeşsiniz? Biz 3 kardeşiz. Evin en küçüğü benim. Abim evli, ablam evli. Annem babam şu an evde yalnızlar. Baş başa ne güzel. Aynen. Ya ben giderken annem çok huzurlu. Ha ben dedim hani siz zaten evlenirken de ikiniz yalnızdınız. Yani bir gün zaten biz gideceğiz zaten. Şimdi alıştılar. İlk başta annem çok hani... Annem hala benim odama giremiyormuş. Ay kıyamam. İşte ne bileyim alıştılar ya. O şimdi sen evde yokken hep şey gibi düşünüyordur işte. Mehmet maçta, Mehmet antrenmanda, aynen. Mehmet arkadaşıyla falan gibi düşünüyordur. Aynen. Ya zaten sabah uyandığım için ilk uyandığım gibi annemi arıyorum hani. Sesimi duysun diyorum. Yani beni merak etme diyorum. Benim yanım gerçekten çok iyi diyorum. Zaten buraya gelmesini de istiyorum hani benim ortamımı... Ay görsün içi daha çok görsün, rahat etsin. Antrenmana gelsin, maça gelsin götüreceğim zaten. Yani hani ortamı görsün ki hani aklı bende kalmasın. Tabii en aynen. Mantıklısı. Siz kaç kardeşsiniz? Biz 2 kardeşiz. Bir tane kız kardeşim var. Evli. Allah başlasın çocuğu var. Dayıyım. Ay maşallah. Çok erken evlenmiş o zaman. Erken evlendi. Sevdiler birbirini. Babam da bir şey yani. Diyemedi haliyle. Hani insan... Sevdiğine gitsin yani. Tabii damadın tipi sana da benzemiyorsa vermiştir kızını yani. Tabii, ne olacak? Babam dedi oğlum senin gibilerden korusun beni Allah. Ya, zaten ailemde de söylüyorlar sen bizden değilsin hani sen kime çektin falan diye. Biraz hani benim kolumlarımda dövme falan da var. Bizim ailede kimse de yoktur mesela. Aa ben hiç görmedim göstersene kolundakini. Program bittikten sonra yani niye göster ya ne olacak? Omzumda kalıyor soyunmam gerekiyor da. Anladım ben şöyle kol deyince hani şurada falan sandım. De işte babam hep o yüzden bana söyler yani sen işte kime çektin? Sana kadar bizim ailede böyle yok. İşte sen niye böylesin? Bir zaman küpe falan da taktım onu da işte gitti de evden kovdu beni. Ev almadı eve giremedim.
Adamcağız şey diyordur ya, ben ne suç işledim de böyle bir çocuğum oldu. Beni nasıl sıraya yarattı falan diye. Kime çekti bu böyle diye. Peki fiziksel yapı olarak kime benziyorsun? İşte yüzün, işte gözlerin falan böyle. Evet. Baktığı zaman aa bu anne mi baba mı diyorlar. İşte biraz çelişkili işte o yüzden. Hani ne babam diyeyim ne annem diyeyim ama genelde babama benzetiyorlar. Hani babanın küçüklüğüne daha çok benziyorsun diyorlar. Hani belki de çöpten falan bulmuşlardır seni. Ya yani. Muhtemelen öyle oldu ya da karıştı diyeceğim. Ya, karışma durumu yok. Doğmuşsun. Evde doğmuşum zaten. Hiç karışma ihtimali yok. Yok hani nasıl böyle oldu bilmiyorum yani. Bir yerde bir eksiklik var, bir şey var ama anlayamadık. Ya, benim babam hep öyle derdi küçükken. Seni çöpten bulduk, çöpten bulduk derdi. Ben he falan yapar, hiç umursamazdım. Bir gün bir şey oldu. Babam beni hayatında bir kere bile dövmemişti. Yani bir kere şöyle bile vurmamıştır bana. Bir gün bir şey oldu, bana çok kızdı. Hiç unutmuyorum, 4 yaşında falandım galiba. Karşısına geçip şey dedim. Evet sen beni çöpten bulmuşsun. Yoksa bana böyle bağırmazdın deyip ağladığımı hatırlıyorum. Mesela şimdi aklıma o geldi, seni çöpten bulmuşlardır diye. Olabilir yani. Ya bir de o zaman köyde yaşıyorduk. Belki hani köydeki bütün benim yaşıtlarım aynı dönemde doğmuşuz. Öyle de bir şey var. Karışıklık orada olmuş. Sanki aynı sıraya girilmiş gibi. Hani belki o zaman okundakları okunda hani birbirini çocukları severken aileler demek ki orada bir yerde mi karıştım ne yaptım anlayamadım. Var mı peki böyle komşuda falan benzediğin biri daha çok? Yok. Hani işte. Karışmışsan gerçek anne babanı bulalım diye soruyorum. İşte bana kadar da onların içinde böyle sivrilen yok şimdi giden yok. Hani böyle biraz nasıl söyleyeyim? Daha böyle fırıldak mı deniyor artık? Ne deniyor ya? İşte benim gibi yok. Fırlama. Ha fırlama fırıldak diyorum. Fırıldak pek iyi olmadı. Fırlama daha iyi oldu evet. Fırlama. Yok yani onların arasında. Hani bir ben çıkmışım böyle yani o dönemde bir ben varım. Ya ama artık öyle şimdi bu hani bizim jenerasyon artık öyle olmaya başlıyor. Yani anne babasına çok fazla benzemiyor. Huy olarak, görünüş olarak bahsetmiyorum tabii ki. Huy olarak, işte davranış olarak falan artık çok benzemiyoruz. Çünkü çok net bir kuşak farkı var aramızda. Ve bizim çocuklarımız da bize benzemeyecek. Hani biz de belki onlara diyeceğiz ya Allah'ım ne suç işledim de bunu verdim bana yani. Ola ola bu mu oldu falan diyeceğiz belki. Hani normal şeyler. Sen benziyor musun ailenin özelliklerine? Ben annemin ikiziymişim. Anneme çok benziyorum. Huy olarak da anneme benziyorum. Annem çok titiz çünkü çok temiz. Bana da bulaştı sağ olsun. Ben annemim, babama da huyum babama benziyorum. Çok sinirliyim. Sen mi sinirlisin? He? Gerçekten mi? Ya böyle nasıl diyeyim? Evde çok sinirliyim mi? Evde sinirlisin. He? Ama ben onlara karşı hiç sinirli değilimdir. Evde niye sinirleniyorsun? Ya böyle... Ya uf istediğim televizyon işte yok şey... istediğim dizi yokmuş ya falan diye mi sinirlenir? Evde niye sinirleniyorsun ya? Mesela evde ben şey yapıyorum. Ben bir ayakkabı arıyorum. Annem kesin ayakkabı 60'tır. İşte annem 60'tır ama arar. En son der. Peki attığını unuttuğundan mı? Ya da hani attığını sana söylememek için numara mı yapıyor, arıyor? Ya numara yapıyor. İşte ben zaten giymiyorsun diyor. Niye bu diyor? Yani ya buna ben... sen mi karar veriyorsun? Değil mi? Ben de çok uyuz oluyorum ona. Aynen. Mesela annem antrenman giysilerimi hep karıştırır. Derim ki yani bak antrenman giysisi şurada dursun, maç formanı şurada dursun. Annem karıştırır. Ya ben dolabımı hep kendim bir şey yapmak istiyorum. Buldum ben alayım, kendim bir şey yapayım derim. Ama işte bu sene hani düzenim tam oldu. Annem bunu izleyince çok üzülecek yani hani annesinin ya yanından ayrılıyor, kadın ağlıyor, hala odasına giremiyor. Aynen. Bu da uzakta diyor ki bu sene düzenim daha iyi oldu diyor. Yani nankör işte ya. Ama nankör yani. Aynen. Annemin emeği bende çoktur yani. Annemin emeğini ben asla inkar edemem. Tabii ki canım yani. Hiç inkar etme zaten artık. Aynen. O kadar da değil yani. Aynen. Ya ben de mesela anneme çok kızıyorum. Allah razı olsun kadın. Bütün odamı topluyor. Bütün kıyafetlerimi yıkıyor, ütülüyor. Ama ben mesela gardırobumu dağınık kullanmayı seviyorum. Hani bu benim kişisel tercihim. Hani ben dağınık atayım, fırlatayım ama benim o dağınıklığın içinde bir düzenim var. Ben yine ertesi gün gittiğimde o tişörtü bulabiliyorum. Ama aynen. Eve bir geliyorum, annem her şeyi katlamış, koymuş, asmış, bulamıyorum. Ara bulamıyorum. Geçen gün evde öyle diyorum, anne nerede şu tişörtüm ne bileyim ben. Ya diyorum bak yıkadın mı? Hani yıkadıysan boşuna aramayayım ya da kirli sepetine attıysan boşuna aramayayım. Ama gardıroptaysan arayayım.
Yok işte diyor, bilmiyorum ben ne bileyim senin tişörtünü mü diyor takip ediyorum. Ya işte bak anneciğim, bak sana buradan da sesleniyorum. Belki televizyondan izlediğinde hani biraz daha etkili gelir sana. Lütfen gardırobumu düzeltme. Ben düzeltirim. Allah razı olsun, düzeltiyorsun çok güzel ama hani ben hallederim ya, artık 26 yaşına geldim. Yaparız yani. Yani artık bir dolduruz. Halledin ya. Yani yaparız yani, ne olacak değil mi? Bak şimdi, burada çocuk yemek bile yapıyormuş şimdi yani. Şimdi bizim evimiz hiç bekar evine benziyor mu? Yok hiç, gerçekten tertemiz. Ben beklemiyordum öyle yani. Yok biz titizdir. Ahmet de mesela benim kurallarıma uyar. Kuralların ne? Kuralları nedir? Sofra hemen kaldırılacak, beklemeyecek, bulaşık yıkanacak. Ama yemekte şöyle bir şey vardır, özellikle kahvaltı yok, için. Yok yemek yedik, üzerimize ağırlık çöktü. Ağırlık çöktü değil öyle ya. Öyle şeyler yok bizim ya evde. Bir sussana, bir şey anlatıyorum. Şey mesela, şimdi kahvaltı yaparsın ve biraz keyif yapalım dersin. Karşılıklı oturup böyle televizyona bakarsın. Ahmet kahvaltı de karşı karşıya otursun. Karşı karşıya yani, erkek erkeğe, biri sakallı biri sakallı. Ya of, çok homofobik çıktınız, ne alakası var şimdi? Hani böyle oturup keyif yaparsın, yediklerini sindirirsin falan. Yok biz keyif yapamıyoruz çünkü Bülent abi kapının bizi bekliyor. Of gününde, boş gününde. Boş gün yok ki. Her gün o antrenman var. Bizim her gün, bugün mesela boş günümüz yine yok. Yani bizim boş günümüz yok. Ya ben biraz böyle şey şu an şapşal gibi hissettim i̇şte kendimi. Yani bir gün boş gün var. Gezmeye çıkıyoruz ama hani boş günümüz arttırabilirsek zamanı. Antrenman aynen sonrası var anca işte. Anladım. Antrenman. Ahmet mesela randevuları ah kaçabiliyor randevuları. Saat 3.30-4 arası gelir. Sonra saate bakıyor, tamam benim vaktim doldu diyor, gidiyor falan. Aynen. Yok böyle daha hayırlı. Bence de şey yapsınlar, biraz daha artsın hatta antrenman saatleri de Ahmet gidemesin buluşmaya. Ama neden? Yok şaka yapıyorum da hani şimdi yazık yani böyle. Ya biz evde bile çalışıyoruz. Bizim bazen çok antrenmanda yorulmasak mesela. Hani güçlenmek için mesela ben Ahmet mekik çekeriz. Yani Taceti hocam duyuyordur buradan. Söylüyoruz. Acaba gerçekten çekiyor musunuz? Yok aletlerimiz var ya evde. Çalışıyoruz. Ya kendimiz için yapıyoruz yani. E tabii ki sonuçta kendine yatırım yapıyorsun. Ya istiyorsan yapmasan bilirsin aynen, yani. Aynen. Kendine yatırım yapıyorsun nihayetinde. Daha iyi olabilmek için ya, çalışmak yapıyorsun. Çalışmak her zaman iyidir. Yani evde boş bir oturacağım mesela. Çalışmak iyidir. Ya boş duranı Allah sevmez. Aynen. Ya böyle bir söz var yani. Boşuna dememişler. Peki böyle film falan çok izliyor musunuz? Film? Ya izlemeye vaktimiz olmuyor. Çünkü hani eve gelince hemen uyuyoruz hani. E tabii sen uyuyorsun. O kızlarla buluşuyor. Hani çok vakit kalmıyor. Doğru, haklısın. Ya ben televizyona bakarım. Yani televizyonda birkaç program vardır. Onları haftada bir defa onları izleriz. Güleriz ben Ahmet. Başka hani izlediğimiz şeyler yok yani. Bizi de izlemiyorsunuz. Beşiktaş TV'de maalesef şeyde yok. Televizyonumuzda yok. Ben Ahmet'e çekelim diyorum. Ahmet bak yapalım. Ahmet ya tamam bir dahaki ay, önümüzdeki ay. Değil mi, o da şey diyor yani, ne çekip Burcu'yu mu izleyeceğiz diyor yani. Haklı o da. Ya aramızda kalsın, arada öyle şeyler kullanıyor Ahmet. İnanmıyorum şu an, yok. Şu aynen an o tamamen bu böyle masum yüzünü kullanarak yalan söylüyor. Yok, yani. Yalan ya, söylüyor. Tamam her şey beklenir ama şimdi. Hatta biz geçen üst komşuya sorduk, Beşiktaş TV varsa gelip izleyelim falan falan. Bak bak bak, yalanları devam et. Bırak şu mikrofonu. Al Ahmetciğim sen konuş tatlım. Program bitene kadar mikrofon senin. Ne diyor bu ya? Sen nasıl bir adamla yaşıyorsun? Allah sabır versin sana. Allah razı olsun cümlemize. Bu ne böyle ya? Yalan söylüyor bir iki dakikada. Vermeyin bu kızı buna. Düzen bas. Ya nasıl söyleyeyim işte. Ya vaktimiz gerçekten olmuyor ya. Birkaç sefer sinemaya gidebildik. Hani sadece evde durup hani normal yayın akışını izleyebiliyoruz sadece. Hani böyle ekstra hani bir film izleyelim. Ya yani gerçekten hani yoruluyorsun. Film izlerken zaten uyuyakalıyorsun. Ay, öyle de bir şey var. O da benim. Çok severim ya böyle film, televizyon film izlerken uyuyakalmayı. Ya televizyon izlerken uyumayı ben de seviyorum ama film izlerken sevmiyorum. Ya çünkü hani vakit harcıyorsun. Ne bileyim ona göre cipsini alıyorsun mesela. İçeceğini alıyorsun yanına. Tam böyle filmin en güzel yerinde bakmışsın uyumuşsun. Soru öyle horlamaya başladınız. Yanındaki artık seni dürtmeye başlayacak. Hadi kalk artık film. Kalk artık yerine yat. Film de bitti zaten lanet olsun diye. Yani kimseyi isyan ettirmek istemeyiz yani. Yani haklısın tabii. Evinizden memnun musunuz? Ya memnun muyuz? Memnunuz yetiyor yani bize 2 artı 1. Yetiyor ya Allah aşkına. E tabii canım ne yapacaksınız daha 2 artı 1 işte. Çok pahalı semt ya yani. Evet. Hani ev sahipleri böyle çok vicdansızlar.
Yani kiraları gerçekten çok yüksek yapılıyor yani. Evet, çok uçuk. Yani çünkü burası çok merkezi bir nokta. Ya aslında baktığın zaman çok merkezi bir nokta da değil burası. Değil ya, benim bu mantığıma göre merkezi nokta demek, işte otobüsün, dolmuşun, minibüsün sürekli önünden geçip gittiği, aynen, işte her yere çok fazla şekilde ulaşabilen, bilinen, aynen, yer bence merkezidir. Hani bu bölge, Fulya Dikilitaş bölgesi, otobüs geçmiyor, minibüs geçmiyor. Sadece taksi ya da yürüyeceksin. Gece incin top oynuyor. Hani paran varsa taksi, paran yoksa yürüyeceksin yani, yapacak hiçbir şey yok. Aynen, yani aynen. Ama işte bilmiyorum, gerçekten çok pahalı. Ben de çok ev baktım buralarda. Yok dedim yani, bütün maaşı ev kirasına vermenin aynen mantığı yok yani. Aynen. Oldukça zor. Yapacak çare ben, bizim salona yakın olduğu için. Tabii ki, ama yani siz gidip nerede oturacaksınız? Mesela biz Bülent'lere gittik bu program için. Ev hali programı çekmeye Bülent'e gittik. Önce konuştuk işte, canım geliyoruz şu gün, tamam mı, tamam. Serap da tam doğurmak üzere, çok az bir zamanı kalmıştı artık. Nerede oturuyorsunuz dedim, Arnavutköy dedi. Aa, yakın dedim. Ben sanıyorum ki şuradaki Arnavutköy. Meğerse hani o Hadımköy'deki Arnavutköy'müş. Çok uzak ya. Ya git 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 bitmiyor. Git 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 bitmiyor. Yani yol açısından hayatımın en kötü günüydü. Ha, program çok zevkli geçti ki Serap'ı inanılmaz severim. Bülent'i çok severim. Bir de karında da bir Serra vardı zaten. Hani onu da anneme babasından dolayı daha doğmadan sevmeye başlamıştım. Aman dedim ya, hani nerede oturuyorsun sen? Nasıl gidip geliyorsun? Diyorum, yarım saatte gidip geliyorum ben dedi. Yol boş olduğu zamanlara denk geliyor diye galiba. Yoksa akşam trafiğini. Hmm. Mesela düşün, akşam iftar vaktinde gitmeye düşündü. Evet. Gitmeye çalıştığını düşün yani. Mümkün yanına değil, oraya alacak, gidemezsin. Yanına yemek alacak, su alacak, başka bir şey yapamaz. Yok, trafik açısından söylüyorum yani. 3 saatten, 3,5 saatten önce gidemezsin evine, o kadar uzak bir yol. Ben şuradan Yeşilpınar'a gidemiyorum. Yeşilpınar'da oturuyorum. Siz de sanki İstanbulluymuşsunuz gibi anlatıyorum Yeşilpınar falan da. Ben hani de kabasam diye çarptım. Hani nereden bileceksin semti yani. Hani daha burada oturanlar bile bilmiyor çok fazla. Ya biz İstanbul'a ilk geldiğimizde çok zorlandık. Hani hiç bilmiyorduk. Hani Ahmet'le bir yere gideceğiz. Şimdi Ahmet tamamdan düşürdü kızı. Buluşmaya gidecek. Kıza tamam tamam diyor. Ama nereye gideceksin Ahmet, biliyor musun diyorum. Bir de şey, hani böyle erkekliğe şey de sürdürmüyor. Hani biliyormuş gibi. Aynen, tamam abi, tamam canım, görüşürüz o saatte diyor. Yeri bilmiyor. Neyse ki akıllı telefon kullanıyoruz da hani aynen, onların haritaları falan bize birazcık fikir sahibi yapabiliyor aynen yani. Neyse ki. Yoksa düşünsene eski 1980 zamanında, ama o zaman da tango olmayacaktı, kız düşüremeyecektin. Artık böyle yoldakilere falan şey yapardınız yani. Peki İstanbul'a geldiğinizde böyle gezme şansınız falan oldu mu şimdiye kadar? Böyle işte şuraya gideyim, buraya gideyim, buraya bakayım falan gibi. İşte tarihi güzellikler, köprüymüş, denizmiş, bilmem ne, boğaz turuymuş. İlk geldiğimizde işte ev bakmak için çok gezdik Mehmet'le. Bayağı gezdik. Hani Mehmet'in zaten cihaz olduğu için hani hareket etmede bayağı sıkıntı yaşıyor yürürken. Ya çıktığımız yerler hani bayır oluyor, merdiven oluyor. Hani Mehmet gerçekten zorlanıyordu. Hani ben de rahat gidebiliyorum ama hani bir yerden sonra benim de ağrılarım başlıyor. Bir yerden sonra, hayır bir şey söyleyeceğim de, benim de ağrılarım başlıyor yani. Hani bir süre yürüyorum yürüyorum, sonra artık belim bacağım ağrıyor ki hani çok normal. Sizin hani daha çok ağrıması çok normal yani. Ha öyle gezdiniz hani, o vesileyle gezdiniz. Başka zaten çıkamıyoruz işte. Hani her gün antrenman olduğu için. Ya yine sahile falan iniyor musun? Tam bir gün şöyle şey yapalım. Daha hani şu an havalar tam havası değil de böyle baharda mesela. Gidelim şöyle bir boğaz turu yapalım mesela. Olur. Olur mu? Olur. Ha yine olur dersiniz, sonra Urfa'ya gidersen, Karabük'e gidersin, bir yere gidersiniz, bir şey olur falan. Ya ben hep İstanbul'dayım, beni bırakmıyorlar işte burada. Hani öyle bir şey, artık bahane bulursunuz, ben sizi biliyorum yani. Programın da artık sonuna geldik. Ben gerçekten çok keyif aldım, çok çabuk geçti. Şimdi programın başında konuşuyordum. Ahmet ve Mehmet aslında konuşmayı öyle, yani kameralara konuşmayı çok çok fazla böyle gönüllü insanlar değillerdi. Dedim ki, bak canım, bak cicim, hani 25'er dakika, 20'şer dakika konuşsanız zaten program bitiyor dedim. Ahmet bana, ooo çok fazla, 10 dakikadan fazla konuşmam dedi. Görüyorsunuz mikrofon hala elinde. Yok ya. Yani, hala elinde, hala yani o kadar çok çok dedi. Gördüğümüz gibi bırak da mikrofonu. Bundan sonra artık her geldiğimde seninle röportaj yapacağım. Bu benim zaten. Mehmet'le. Bu benim bundan sonra. Tamam canım. Hatıra olarak saklarsın artık evde. Tek mikrofon ne işine yarayacaksa onu da bilmiyorum. Kamera olmayınca bir işe yaramıyor da. Yok, evde birbirimize şarkı söylüyoruz. Zaten hani
bahsettiğimiz gibi Mehmet şarkı söylemeyi seviyor. Evet, aslında şimdi programı da kapattık gibi bir şey oldu ama... Aynen, kapattık. Hayır. Hayır, süre ekliyorum, daha kapanmadı. Ya şimdi benim sesim gerçekten valla hastayım. Ya merak etme, ben onu şey böyle ses düzeltme programlarıyla hallederim. Ben... Söylersin, söyle. Hadi tamam, hep birlikte söyleyelim. Bir tane şarkı öyle kapatalım, olur mu? Ahmet, sen Ankaralısın. Ben Ankaralı değilim, ben Karabüklüyüm ben. Nasıl her gün la diyorsun, konuşma la diyorsun. Sen başta o sana küsmüş işte. Ya ben sonra... benim aklımda inan şu an şarkı yok. Hadi Mehmetciğim, lütfen. Bilmiyorum ki şarkımı. Programın başında dedin ki bir temizlik yaparken, iki dedin duştayken, banyodayken şarkı söylerim dedin. Orada şarkı biliyorsun da şimdi mi bilmiyorsun? Söyle hadi çabuk. Duşta böyle sıcak su geldikçe daha aklıma şarkılar tamam, geliyor. Tamam hadi bak, yastığı vuracağım kafana. Ya inan ben söyleyemem, ben heyecanlandım. Tamam ya. Tamam ya, ay ne nazlı çıktın ya. Ben programa hazırlanırım, antrenman tamam. Yaparım. O zaman bir dahakine seni stüdyoya konuk edeceğim, seni ve Ahmet'i. Benim çünkü stüdyoda yaptığım bir program daha var. O programda artık karaoke yapalım mesela. Tamam, biz Ahmet'le de aynı şarkı ezberler geliriz. Tamam. Ahmet de söyleyecek. Şarkı derken şarkıları 50 dakika boyunca şarkı söyleteceğim çünkü. Tamam canım. Çok teşekkür ederim bugün bizi konuk ettiğiniz için. Gerçekten çok keyif aldım. Vakti nasıl geçtiğini anlamadım. Kameraman arkadaşım Volkan Dirican'la eğer bize işaret yapmasaydı süre doldu anlamında, gerçekten ben daha böyle 2 saat 3 saatten sizinle sohbet edebilirdim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel bir sezon geçirirsiniz. Güzel böyle mutluluklarla geçer diyorum.